Değerli dinleyiciler, Radyo Azıl'ın bu haftaki konuklarından birincisi İstanbul Kültür Üniversitesi kurucu onursal başkanı, inşaat yüksek mühendisi Sayın Fahamettin Akıngüç. Sayın hocam, hoş geldiniz programıma. Nasılsınız, iyi misiniz? Günaydın İlhan, günaydın. Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Saygılar, sevgiler size Los Angeles'tan. Sevgiler. Yıllar sonra sesinizi duymak çok güzel. Ya, benim için de öyle. Kültür Koleji 1972 mezunuyum. Sizin çok emeğiniz var üzerimizde hepimizin. Ben sizi şöyle dinleyicilerimize baş başa bırakayım. Siz biraz kendinizden söz ediniz tanımayan dinleyicilerimize. Nasıl eğitimci oldunuz, mühendislikten nasıl buraya geldiniz? Buyurun. Oldu, anlatayım. Olur. Bir de kitabım var. Evet. Bir kitaptan başka bir tane de kitabı da Mayıs ayında çıkartıyoruz, ikinci bir kitabımızı. Çok güzel. Yani benim yaşamımı gösteren kitap. Evet. Sevgili dinleyiciler, ben benim öğrencim. Evet. Ben Kültür Üniversitesi'ni bundan en sonra, ondan evvel Kültür Koleji'ni kurucusuyum. 55 yıl önce, 1960'ta. Ondan evvelki yaşamım tamamıyla değişik bir sektörde, inşaat sektöründe geçti. Eğitimim İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdim. Evet. 1950'de. Türkiye 1950'de demokrasiye geçti. Çoğunuzun bildiği gibi demokrasiye geçti ve ben de o sene mezun olmuştum. Üniversitede inşaat mühendisliğine başlamıştım. 10 yıl mühendislik yaptım, müteahhitlik yaptım. Ondan sonra 1958 senesinde devalüasyon oldu. Büyük bir devalüasyon oldu ve bu devalüasyon %300. Ben de yaptığım müteahhitlik işlerinde Akhisar Havaalanı'nın bina işlerini müteahhitiydim. İkinci müteahhittim ve bu devalüasyon %300'dü. Türkiye'nin ilk devalüasyonuydu, bana postladı diyelim ve ben iflas ettim. Evet. İflas ettikten sonra ne yapayım? Bu mühendislik, müteahhitlik maceraları çok sıkıntılı geldi bana. Onun üzerine benim babamın dershanesi vardı. Eğitim işleriyle uğraşırdık. Ben de teknik üniversite okurken ders verirdim. Matematik, fizik, İngilizce, Almanca, Fransızca, neyse matematik derslerini verirdik. Ve dershanemiz vardı. Dedim ki ben de özel okuyacağım. Başlayayım, 1960 senesinde özel okulu açtım. Bahçelievler'de ve Kültür Koleji olarak bugüne kadar geldi. Son 18 senede de Kültür Üniversitesi'ni kurduk. Sayın hocam, Kültür Koleji açıldığı zaman Türkiye'de özel okullar yoktu, yani çok azdı, birkaç tane vardı veya yoktu diyebilir miyiz Kültür Koleji? Tabii anlamı da başkaydı. Anlamı da şuydu, doğru söylüyorsun İlhan. Evet. Özel okullar, o Kültür Koleji'ni açtığımız zamanlar denize hazır, diploma hazır anlayışı içerisinde özel okullar vardı. Biz okulu kurduğumuz zaman ciddi bir özel okul kurmak üzere başladık. Sen de çok iyi hatırlayacaksın o günleri. Yoğun bir akademik yapı ve yoğun bir disiplin tutmadık. Sayın hocam, bizim okuduğumuz yıllarda özellikle İngilizce eğitimi çok yoğundu. Altyapı tamamıyla Kültür Koleji'nde öğrendiğimiz İngilizceden kaynaklanıyor. Bir sabah 8:20 geçe ders başlardı. Öğleden sonra 4:20 geçeye kadar, cumartesi günleri de yarım gün okul vardı. Doğru. Yani tam full bir akademik yoğun ders. Doğru. O çalışma o kaygıyla kurdu zaten. Kuruluş felsefesi buydu. Evet. Ve bak bir şey daha söyleyeyim İlhan. Belki bilirsin, belki bilmezsin. Belki kitabında da vardır. Evet. Okumuşsundur. Şimdi bak, okulu kurduğum sene, açtığımız sene 120 kişi kaydoldu. 125 kişi bile kaydoldu. Evet. 125 kişi bir okul oldu. Fakat okul açılmaz ilk sene hem mali bakımdan sıkıntıdayız. Paraya ihtiyacımız var. Hem öğrenci ihtiyacımız var. 25 öğrencinin disiplinsiz kovduk çıkarttık. Yani 125 öğrenci 25'ini çıkarttık, kovduk. Çıkartamadık. Başarı sen yaramazsın diye çıkartmak durumunda kalmış. Taviz vermediniz. Bunlar tabii o büyük bir politikanın ürünleri. Bugün bunlar geçerli olmuyor İlhan. Evet. Başka eğitimciler de vardı sizin ailenizde. Yanlış hatırlamıyorsam. Sizin aileden gelen eğitimcilik var. Bir şeyler var tabii. Kız kardeşim de çalıştık beraber. Evet. Kardeşim de çalıştı. Evet. Herkes işin bir tarafından tutmuştur. Evet. Tabiatıyla. Sonra Türkiye 1960'tan bu yana geçen süre içerisinde Türkiye'nin hükümetler ve bir sürü ihtilaller, devrimler oldu. Bir sürü devalüasyon oldu, enflasyon oldu. Bunların hepsi iş adamlarına, bizim gibi
Ya hangi sektörde çalışırsan çalış, doğrudan doğruya etki yapmıştır. Evet. Sıkıntılar yaratmıştır. Yani zor Türkiye'deki ekonomik şartlar, iklim, ekonomik iklim, siyasal iklim, hükümetler, evet, İhtilaller, zor devreler yaşadık biliyorsun. Doğru. 55 yıl oldu. Şimdi 10 bini geçen üniversite öğrencimiz var. Ne güzel. 2000'e yaklaşan öğrencimiz var. 2000 tane de şeyde ilkokulda, ortaokulda öğrencimiz var. Yani 1500 tane bir tarafta, 1000 tane bir tarafta öğretim üyemiz var. Böyle bir geniş bir kadro yaptık. 3 tane kampımız var. Şimdi kültür okulları yani büyük bir çatı tabii bu. Anaokulundan başlıyor üniversiteye, hatta doktora eğitimine kadar her şey var. Tabii yani. Şöyle, kültür anaokulları 4-5 tane anaokulumuz var. Evet. Ondan sonra ilkokulumuz 2 tane. İki kampımız var. Ayrıca anaokulu 4-5 tane söyledim. İlkokulumuz var. Ortaokulumuz var. Şimdi sistem değişti vaka. Fen lisemiz var. 2 tane normal lisemiz var. Anadolu lisemiz var. 2 tane lisemiz var. 2 tane fen lisemiz var. Diyeceğim, söylediğim gibi 2000 tane büyük orta, evet, şey de var. 10.000 tane de şey de var. Şöyle üniversitede var. Siz çalışıyoruz. Ne güzel. Şimdi sağlık işi, üniversitede 7 tane fakülte var. Evet. Şimdi sağlık işine de giriyorlar. Ben de işlerimi 90 yaşına geldiğim için işlerimi bıraktım hemen hemen. Kızlarım biliyorsun, 3 kızım var. 3 kızımın etkin çalışıyorlar. Evet, kızlarınız bu Lale Bahar. Lale Bahar, evet. Onlar da evet, çok gerçekten değerli insanlar, çalışkan insanlar, eşleriyle birlikte. Zannediyorum küçük öyle kızınız oldu. Bahar Amerika'da eğitim gördü diye hatırlıyorum. Doğru mudur? Bahar orada geldi, doktora yaptı. Evet, doktorasını Amerika'da yaptı. Amerika'da. Ne güzel. Şeyin oralarda yaptım. Ben de 4-5 sene oralarda dolaştım. Ne güzel. Zaman zaman geldim. Yani sizi bekleriz buraya, misafir etmek isteriz buraya. Tabii geldiğimizde çok sevmişizdir oraları biz. Çok sevmişizdir. Orange County bekleriz. Şimdi evet, Orange County'yi çok sevmişizdir. Orada yerleşik yerimiz orasıydı. Orada kaldık. Tuttuk, kapı kiraladık. Oralarda yaşadık. Güzel oldu. Bütün beachlerde, evet, güzel vakit. İklimi güzel tabii. Güzel. Şimdi iklimi de güzel, havası da güzel. Evet. Değerli dinleyiciler, şu anda telefon attığımızda Sayın Fahamettin Akıngüç var. Kendisi Kültür Üniversitesi kurucu ve onursal başkanı, inşaat mühendisi. Sayın Akıngüç, sizin kitabınız var. Ondan söz etmiştiniz. Bir kitap daha yazıyorsunuz. O nedir acaba? Şimdi birinci yazdığımız kitap eğitim mühendisi olarak, mühendislik mesleğinden sonra, evet, eğitim işlerine girişim ve oradaki geçirdiğimiz hem eğitim bilim, hem işletme bilimi, hem siyaset, siyasi bilim, Türkiye'nin gerçek ekonomik ve siyasal tür yapılarını o günlere hepsini teker teker yaşadığımız anekdotlar şeklinde anlatıyorum. Yorumları yorumluyorum ve çok da önemli şeyler oluyor. Aksi sesler geldi, güzel göze sesler geldi, aksiyon, reaksiyon, güzel tartışmalar oluyor. O kitap 3. basısı bitirdi. Çok güzel. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. Bunun bütün ailemizi ta benim albümüm denebilir. Daha başından üniversite dahil. O da üniversite yoktu. Üniversiteyi de için içine koyarak daha ayrıntılı. Yine sosyal, eğitimsel, ekonomiksel, işletme bilimim açısından Türkiye'nin hem ekonomik, hem siyasi, hem eğitimsel, sosyal yapısını gösteren anekdotları kapsıyor. Çok güzel. Siz bir kitap olacak. Mayıs'ta çıkacak. Mutlaka tabii okuyacağız biz de. Siz Kültür Koleji'ni kurduğunuz yıllardan bu yana siz sanata ve spora çok önem verdiniz. Ben de konservatuvar eğitimi aldığım için biliyorum. Hatta siz üniversiteyi kurduğunuz yılda çok büyük onur duydum. Bana da bir mektup geldi. Kültür Üniversitesi mütevelli heyetine seçildiniz. Bu kuruluşta siz de payınız olacak, katılın diye. Ve ben bundan gerçekten büyük gurur duymuştum. Fakat ne yazık ki katılamadım, gelemedim o taraflara. Ama siz müzik ve spora çok önem veriyorsunuz eğitim döneminde, okullarınızda, hepsinde. Şöyle, onu izin verirsen açıklayayım biraz. 1960'da Kültür Koleji'ni kurduğumuz zaman yatılım da vardı.
Evet. Bir süre, 5-6 sene yatılım okullarımız, yatılı öğrencilerimiz de vardı. Özellikle Van, Doğu Anadolu'dan, Van'dan gelen öğrenciler vardı. Adana, Van, o taraflardan. Ve bu taşradan gelen bu öğrencilerimizin İstanbul olanaklarını onlara yaymak, tanıtmak, sosyal yaşamını, eğitim bakımından çok önemli olduğunu fark ettik. Evet. Yaşam eğitimi, yaşamda eğitim, yaşayarak eğitim, ne dersen bir sürü şey var. Ve bu yatılı öğrencilerle her hafta bir operaya götürdük. Büyük bir özel gösterdik. Ve klasik müzik şeyine, yani en üst noktadan başladık. Daha aşağıdan başlamadık. Evet. Evet. Bağlamalardan değil. Evet. Yani orkestra, oralara götürdük. Ve gerçekten İlhan, evet, gerçekten bugün Adana'da, Güney'de, başka yerlerde konservatuvar kuran vilayetlerin birçoğunda kültür koleji mezunu, o devrin çocukları, oralı mezunları, o konservatuvarların kurulmasında etkin, hatta rol oynuyorlar. Ne kadar rol güzel. Öncelik yapıyorlar. Ben hiç unutmuyorum sizin kültür kolejinin, ben ortaokullu yıllardayken her hafta veya ayda bir, yanlış hatırlamıyorsam, yemekhanede klasik müzik resitalleri ve konserleri olurdu. Ben rahmetli Asım Beylen, piyanist, müzik öğretmeni, bana eşlik etmişti. Jilda Şirinyan, kulakları çınlasın, aha, piyanist arkadaşım. Ben orada kaç defa konser verdim. Hatta hatırlıyorum, öğrencilerimizden birisi de Cem Karaca da sizin okulunuzun öğrencilerinden birisiydi. Ve Cem Karaca da orada konser verdi. Müzik, resim. Evet. Öte yandan Aşık Veysel'i de getirdik. Hatırlayacaksın belki. Tabii ki. Aşık Veysel resim dersi yapan öğrencilere şarkı söylerdi. Evet, evet. Ve konuşurdu onlarla resimhanede. Böyle şeyler güzel, sanatta önem vermişizdir. Evet. Daha sonraki dönemde üniversitede daha büyük imkanlarımız oldu. İlhan. Evet. Güzel bir konser salonumuz var. 850 kişilik. Akıl Sirip Sunak kampiyonu çok beğendi. Çok güzel. Geliyorlar. Hani bir konser veriyor biliyorsun. Bizim daim piyanistimiz. Fazıl Say. Evet. Her sene, evet, her sene bir defa belki. Evet. Geçen ay bir konser verdi bizim salonda. Hı-hı. Ve dedi ki programı basmadım mahsus dedi. Şey yapacağım dedi. Beraber, sizinle beraber programı yapacağız dedi. Şahane bir konserdi. Müzik bölümün dekanı da, yanlış hatırlamıyorsam, şu anda bilmiyorum hala aynısı mı, Özer Sezgin, o da viyolacıdır kendisi de. Ben de Özer viyolacıyım. Özer Sezgin emekli ayrıldı. Ayrıldı. Ama devam ediyor. Evet, evet. Geliyor tabii. Bu arkadaşımız sosyal otomobil. Sizin ödülleriniz de var. Şimdi ben notlarıma bakıyorum. Siz, evet, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından mezuniyette 50 yılı doldurduğunuz zaman, yani 2000 yılında size bir anı plaketi vermişlerdi. Ondan başka ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa yerleşkesinde yapılan öğrenci yurtlarının katkılarınız nedeniyle size 2008 yılında Gümüş Arı ödülünü vermişler. Bunlar da güzel ödüller. Onlar o kadar çok önemli şeyler değil. Yani. Öyle mi? Onlar daha zaten vatana borcunu... Evet. Her işin yapması gereken şeyler olur. Evet, evet. Onlar bir şey değil. Onlar bir öğün şeyimiz değil. Olan şeyler onlar. Olması anlıyorum. Gereken çok anlıyorum. Onlar benim değil. Evet. Onları şey yapma. Çok önemli bence. Benim çok önemli şey dedim onlar ama. Evet. Böyle anlıyorum. Oturup da anlatılacak şeyler anlıyorum. Değil. Onlar siz, o kadar. Siz bir de yaptığımız işler, yetiştirdiğimiz öğrenciler, evet, bize yetiyor. Çok önemli bir, çok farklı bir sektördür eğitim işletmesi. Evet. Eğitim işletmeleri büyük bir hizmettir. Farkını fark etmek gerekir. Kültür, evet, koleji ve kültür okulları, ayrıca sizin en güzel yapmış olduğunuz şey, benim şahsi kanaatim, kültür koleji veya kültür okulları, evet, mezunlar derneği yapmanız. Dolayısıyla bütün mezun olmuş arkadaşlar, o da çok güzel 60'lı, bir çalışma. Evet, hepsi bir araya geliyorlar. Evet. Çok güzel. Başarılı çalışmalar yapıyor Ali. Başkanımız Ali, biliyorsun Ali'yi, tanıyorsun. Tanıyorum. Evet. Güzel şeyler yapılıyor. Çok güzel. Ben de kısmetse geleceğim inşallah önümüzdeki yaz. Geleceğim mezunlarla. Geldiğinde artık hem bir konserini dinleriz hem de seve bir seve şey yaparız beraber. Çok mutlu olurum. Kulüpte
En azından derneğinde beraber otururuz. Çok mutlu olurum. Sayın hocam, vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Amerika'da da kültür koleji mezunları var. Mesela benim sınıf arkadaşım Nilgün Yıldırımlı Basu şu anda kendisi. Baltimore'da, o da 30 küsur yıldır. Ondan başka birkaç arkadaşım güzel, daha var. Ne güzel. Görüşüyoruz onlarla. Hatta Ali Kaplanoğlu'yla bildir. Ali Kaplanoğlu'na söyle. Ali Kaplanoğlu şey yapsın. Onlarla ilişkiye girsin. Evet, evet. Konuşuyoruz. Tabii. Evet, evet. Tabii, tabii. Aferin. Bravo. Kutluyorum seni. Değerli konuklar, bu haftaki konuklarımdan birisi Sayın Fahmettin Akıngüç'tü. Söyleşimizin sonuna geldik. Sayın hocam, vermek istediğiniz bir mesaj varsa son olarak bir dakika içerisinde onu da alalım sizden, rica ediyorum. Buyurun. Şunu söyleyebilirim. Dünya küçüldü. Evet. Türkiye büyüdü. Dünya küçüldü. Teknoloji tahminimizin yahut da düşüncemizin belki de yüzlerce katı büyüdü. Dünya insanının gökyüzünde ayı ve kainatı fethetme yarışı teknolojiyi ilerletti. Evet. Elektronik büyük bir başarılı bir hale geldi. Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Türkiye'de bunu ayak uyduruyor. Ve Türkiye'de bütün teknolojik gelişmeleri takip ediyor. Hele bazı branşlarda da yarışıyor dünyaya. Evet. Tıpta özellikle. Eğitimde bunu söyleyemiyorum. O oranda bir şey olmuyor. Politik bazı nedenlerle siyaset, siyasetçiler yahut da iktidarlar kendi kişisel diyelim eğitim politikalarını ülke politikası olarak uygulamaya kalkıyorlar. Doğru oluyor, yanlış oluyor. Bunlar bu oluyor ve geçiyor, gidiyor ve kuşaklar yetişiyor. Bizim için en önemli mesele Türk ülkemizin gençlerinin, çocuklarının yarına güzel yetiştirilebilir olması. Bunun bu konuda kaygı beslediğimi söylemek isterim. Evet. Fakat yine de umutsuz değilim. Hı hı. Şunun için umutsuz değilim. Çünkü gerçekten 100 yıllık bir Türkiye'nin temelinde çok sağlam, bilime dayalı, akla dayalı ve sorgulamaya dayalı alışkanlıklar edinmiştir bugün Türkiye'deki Türk milletinin her biri. Bundan zaten vazgeçemez. Bunlar bizim için çok önemli. Kesin. Umut verici donelerdir. Bunlardan dolayı hiçbir zaman umudumuzu kaybetmiyoruz biz. Amerika'dakiler bilsin ki Türkiye'de hiçbir umut kaybedilmiş değil. Evet. Kaybedilmiyor. Çok doğru. Oluşuyor. Her şey daha çok gelişiyor, güzelleşiyor. Yanaklarından öpüyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum bütün dinleyicilere. Çok teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Yanaklarınızdan öpüyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun. Hoşça kalın.